Evet çocuklar hepinize merhabalar. Bu dersimizde 2019 yılına ait 6. sınıf bursluluk sınavının e, sosyal bilgiler sorularını çözeceğiz. E, sizler sürekli yaptığımız gibi önceden durdurup çözüp e, cevabı kontrol edebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Kalemi aldık elimize. Birinci soru diyor ki, buna göre yukarıdakilerden hangileri doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Doğuştan. Ne demek doğuştan? Yani doğduğumuz anda kazandığımız rollerden bir tanesidir diyor gençler. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanağımız yoktur. O zaman demek ki seçemeyeceğimiz roller olmalı. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir diyor. Bakalım. Doğuştan başkan olunabilir mi? Hayır gençler, sonradan başkanlık kazanılır. E, pilot sonradan olunur. Doğuştan hiç kimse gençler bebekken pilot olamaz. Bakın. E, kaptan olabilir mi? Gemi kaptanı, araba kaptanı. Hayır. Doğuştan hiç kimse süremez tabii ki onları ama evlat olur muyuz doğuştan? Evet. Kime göre evlat oluruz? Anne ve babamıza göre gençler evlat oluruz. Doğuştan mı olur? Evet doğuştan olur. O yüzden cevabımız denizli olacak. Dörde gidelim. Kaanlığın tanrı tarafından verilen bir görev, ol, bir görev olarak görüldü ve kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılan anlayış. Bu birazcık ezber e, sorulmuş yine gençler bunu bilmek gerekiyor. Töre neydi önce ona bakalım. Töre ilk Türk devletlerinde sözlü olan hukuk kurallarına yani insanların uyması gereken kanunlara kurallara verdiğimiz isimdi. Bu değil Gök Tanrı zaten e, yaratıcıydı gençler ilk Türk devletlerinde e, inanılan e, inanca göre Gök Tanrı inancına göre e, Gök Tanrı olarak kabul e, ediliyordu. O da değil. Yu cenaze törenleriydi gençler e, bir kişi öldükten e, sonra onun için yapılan törenlere biz Yu diyorduk. E, cevabımız kut olacak. Kut anlayışı ne demekti? Gök Tanrı'nın hükümdara hükümdarlık yetkisini verdiğine olan inanıştı. O yüzden cevabımız Adana olacak sevgili çocuklar. Diğer sorulara geçiyoruz. İkinci soruya bakalım önce. Burada bir cümle verilmiş. Bu cümlesinde Ebru sanatının hangi özelliği vurgulanmıştır? Yani Ebru sanatının bir özelliği verilmiş. Hangisi olduğunu bulacağız? E, toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında bir araya gelebileceğinin ispatıdır diyor gençler. Toplumun tüm kesimi. Toplum dediğimiz bakın insanlardır. Birlik olan bir olan insanlardır bakın. E, bu tüm kesim yani herkesin, bütün insanların bir su teknesinin başında bir araya gelebilmesi. Demek ki birleştirmekle ilgili, toplamakla ilgili bir şey söyleniyor burada. Yani Ebru sanatının insanları bir araya getirebileceğinden bahsediliyor. A- Ekonomiye katkı sağlanması. Hayır eğer ki burada satılı para kazandık diyordu deseydi o zaman ekonomiye katkısını söylerdik. O değil. Zor bir sanat olması. Zor sanatla ilgili bir şey değil. Yani zor yapılır, şöyle olur, böyle olur, uğraşır, saatlerce uğraşırsınız, günlerce kurutursunuz falan deseydi yine olurdu ama öyle bir şey de yok. Birleştirici midir? Evet bakın toplumun tüm kesimlerini... Bir su teknesinin başında bir araya getirmek, bir araya getirmek, birleştirmek midir? Evet çocuklar, o yüzden cevabımız C olacak. Milli özellikler taşıması yani bize ait özellikler taşıması ile ilgili herhangi bir şey de olmadığı için cevabımız C olacak. Beşinci soruya gidelim. Hun sanatının temeli konar göçer yaşam tarzına dayanır diyor gençler diyen bir tarihçiye göre aşağıdaki eserlerden hangisinin bu döneme ait olması beklenemez? Şimdi konar göçer yaşıyormuş gençler, Hunlar. Konar göçer yaşadıkları için sanatları da bakın e, konar göçerliğe uygun olmalı. Yani taşıyabilmeli insanlar onu taşıyıp götürebilmeliler. Konar göçer ne demek? Bir yerde gelir hayvancılıkla uğraşır. Çünkü bunlar e, birkaç ay kalır bir zaman geçirir sonra başka bir yere gider. Gençler oradan başka bir yere giderler yani göç ederler. E, göç ettikleri zaman her şeyi götürürler mi? Evet o yüzden her şeyi götürmeleri için taşınabilmesi lazım o yaptıklarının. E, bakalım halı taşınır mı? Pazarı kalısı taşınır gençler. Katlarsınız götürürsünüz. Demir savaş aletleri taşınır mı beraberinizde? Evet, kılıcınızı, kalkanınızı, mızrağınızı götürürsünüz. Peki deri çizmeler taşınır mı? Evet gençler, ayağınıza giyer, taşırsınız. Ama dini tapınak. Tapınak gençler ne demek? Bir yerde yaptığınız bir eser, bir bina demek bakın tapınak binadır gençler. E siz tapınağı alıp götürebilir misiniz? Hayır götüremezsiniz. O yüzden Hunların tapınak yapmalarını beklemiyor. Çünkü göçebe gidiyorlar. Göçebe giden hep her şeyini beraberinde götürür. Bakın hayvanlarını da götürür. Çadırını da götürür. O yüzden çadır yaparlar. Bakın ev yapmazlar. Niye? Çünkü evi götürebilir miyiz biz? Hayır götüremeyiz. O yüzden cevabımız tapınak olacak sevgili çocuklar. Üçüncü ve altıncı soruya bakacağız. 3 de gençler bir paragraf verilmiş, bir yorum sorusu. Buna göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi eğitim hakkı ile ilişkilidir? Yani bunlardan eğitim ile ilgili olan hangisidir diyor. Önce biz yukarıyı okuyoruz. Hak ve özgürlüklerimiz anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bizim de hak ve özgürlükler konusunda yerine getirmemiz gereken çeşitli sorumluluklarımız vardır diyor gençler. Ama hangi sorumluluk eğitim hakkı? Bakalım. Doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanmak. Bu neye girer doktor? Bakın ilaçlar neye girer? Sağlığa girer gençler. Okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışma. Evet. Bakın eğitime girer mi bu? Evet, girer. Peki evdeki çöpleri belirtilen saatte dışarıya çıkarma. Bu evdeki sorumluluğumuz çocuklar. Karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uyma. Bu da trafikteki sorumluluğumuz. Ama burada eğitim ile ilgili dediği için cevabımız bursa olacak. Burada İbrahim Kafesoğlu'nun bir cümlesi var. Bu bilgiye göre Tötü kanalının kullanılması kök Türklerin hangisiyle uğraştıklarına kanıt. Ticaretle mi, sanayiyle mi, tarımla mı, madencilikle mi bakalım. Yapılan arkeolojik kazılarda yani yer altından çıkarılan kazılarda yapılan kazılarda çıkarılan eserlerde gençler. Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanılmış sulama kanalının altını çizdim bakın. Köktürkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötü kanalının boyu 10 kilometreye yakınmış ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki Ruslar 1935 yılında bu kanalı aynen kullanmaya devam etmişler. Sulama kanalıyla gençler ne sulanır onu düşünelim. Ticaret sulanır mı? Yok. Sanayi sulanır mı? Yok. Zaten o zamanlarda sanayi de yok. Madencilik madenleri sulamaya zaten öyle bir şey yok. Gereksiz gençler niye madenleri sulayalım ki? Peki B Tarım sulanır mı? Topraklar sulanır mı? Evet biz bir ürün yetiştirdiğimiz zaman onu sular mıyız? Sularız gençler. O yüzden cevabımız tarım olacak sevgili çocuklar. Gittim 7. soruya sonra 10'a gideceğim gençler. 7'de e, konumla ilgili bir şey verilmiş. Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili hangisi yapılamaz diyor çocuklar. Ne vermiş? Bize Türkiye'nin matematik konumunu vermiş. Ülkemiz 36-42 kuzey paralelleri ile... 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Peki biz hemen kendimize ne çiziyoruz? Bir dünya çiziyoruz çocuklar. Şuraya ben bir dünya çizdim. Şöyle bakın. Dünyamı çiziyorum. Şurası Ekvator'du bakın çizdim. Şurası Greenwich'ti, başlangıç meridyeniydi çizdim. Hemen Türkiye'yi çiziyorum. En alttan gençler 36. paralel geçiyor. En üstten de 42. paralel geçiyor. E bizim en batımızdan 26. meridyen geçiyor. En doğumuzdan da gençler 45. bakın onu da buraya yazayım. 45. O zaman Türkiye nerede bakın? Türkiye şu dört çizginin birleştiği şurada. Sadece bu bilgiye bak diyor. Hangisini söyleyemezsin diyor. Bakalım. Ekvator ülkemizin güneyinde kalır. Bakın kırmızı yer Türkiye'di. Sıfırda ekvatordu. Şurası da bakın ekvator. Ekvatorun aşağıda kaldı. Aşağıda neresiydi? Güneydi. O zaman güneyde kalıyor mu? Evet. Bu var. C. Greenwich meridyeni batı yönümüzde kalır. Greenwich şuydu gençler. Sıfırdı bakın şu Greenwich. E, çizgiler sağ taraf doğuydu. Bakın bu taraflar doğu. O zaman Greenwich bizim neremizde kalır bakın. Şu kare bir orası bizdik. Solumuzda kalır. Sol batı mıydı? Evet doğrudur. Bunu da ben bulurum. Türkiye'nin güneyli ve kuzeyi arasında 6 paralel var. Bakalım 36'dan 6 şey 42'ye gidelim gençler. Çıkartalım 42'den 36'yı kaç tane paralel varmış? 6. E bu da doğru. Peki hangisi söylenemez? Üç tarafı denizlerle çevrili. Peki gençler siz sadece bu benim çizdiğim şu şekle bakarak Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Ama hocam bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. Hatta üstte Karadeniz, altta Akdeniz, batıda Ege var. İyi de gençler, sadece bu bilgiye bakarak konuş diyor. Diğerlerini unut diyor. Sadece siz şu şekilde bakarak Türkiye'nin denizlerini görebiliyor musunuz? Hayır göremiyoruz gençler o yüzden cevabımız A olacak. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması zaten göreceli yani özel konumla ilgiliydi gençler. E bize matematik konum verilmiş çünkü paralel meridyen verilmiş. O yüzden cevabımız A'ydı. Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde hangi iklim görülür diyor. Çocuklar çok kolay bir soru. 10. Yaşadığım bölgede toprak sürekli donmuş. Oo donmuş don demek ki don var. Sonra bitki örtüsü yoktur diyor. Bu yüzden tarım ürünü yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık önemli geçim kaynağımızdır. Kış aylarında buzdan ve balina kemiklerinden yapılmış evler. Buz, don, bitki örtüsü yok, tarım yetiştirilmez. Hangisi? Tabii ki kutup iklimi olacak gençler. Buzlu iklim hangisiymiş? Kutup iklimiymiş. Peki 8'e gittik. Bir Türkiye haritasından bir soru gelmiş. Sonra 11'e gideceğiz. Ee, Türkiye haritası üzerinde belirli bölgeler numaralandırılarak verilmiş. Neresi verilmiş çocuklar? Karadeniz bölgesi verilmiş 2 ile. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu verilmiş 4'le. Marmara, Trakya bölgesi verilmiş daha çok Trakya 1'le. Ve Ege bölgesi gençler şu bölge Akdeniz'le beraber verilmiş 3. E, diyor ki Türkiye haritası üzerinde belirli bölgeler numaralandırılarak verilmiş. Buna göre numaralanmış yerlerin hangilerinde karasal iklim görülür diyor. Karasal. 2'yi e, Karadeniz bölgesi bakın. Karadeniz bölgesinde ne görülür? Karadeniz iklimi görülür. O zaman 2'yi silelim. 2'yi burada var sildim. 2 burada var. Sildim. 2 burada da var. Sildim. Aa, cevap çıktı bakın. Cevap 1 ve 4'müş gençler. Ee, bakalım 1 ve 4. 4'e bakalım. Önce 4 gençler. Türkiye'nin içlerinde hangi iklim görülürdü? Bakın burada karasal iklim. 4 doğru. Peki 1'de? Hocam orası Marmara. Orada Akdeniz iklimi falan da vardı hocam. Karadeniz de vardı. Evet gençler bakın burada Karadeniz varmış. Aşağıda Akdeniz var zaten renklerden çık ama bir ortada kalan şu Edirne'nin olduğu bölgede karasal iklim görülür gençler. O yüzden cevabımız 1 ve 4 olacak. Zaten siz 2'yi elediniz mi Karadeniz zaten cevap çıkıyordu. Bazen öyle olur birini elersin cevabı çıkarırsınız gençler. Ee, o yüzden onlara dikkat edin. 11. Buna göre Göbekli Tepe'nin ortaya çıkarılmasında aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangileri etkili olmuş? Göbekli Tepe bakalım nasıl çıkarılmış? Yapılan kazılar sonucunda Şanlıurfa'nın Öğrenci Köyü yakınlarında dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbekli Tepe ortaya çıkarılmıştır. Göbekli Tepe'ni gençler geçmiş dönemlerden uzun süre önce burada yaşamış insanların yaptıkları yerleşim yerleri toprağın altından çıkartıldı bakın. Yani toprağın altı kazındı bakın toprak kazınarak çıkarıldı. Peki toprağı kazıyan oradaki kalıntıları çıkartan bilim hangi bilim? Arkeoloji. Onunla uğraşan insanlara ne diyoruz biz? Arkeolog diyoruz. O yüzden cevabımız denizli olacak sevgili gençler. 9 ile 12'ye bakıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Beşeri coğrafya. Bak beşeri biz hep söylüyoruz. Beşeri denildiği zaman gençler buraya insan yazın lütfen. İnsan, beşer insan demek, beşeri de insani demek, insanlar tarafından yapılan demek. O zaman hangisi insanlar tarafından e, yapılmıyor diyor gençler çünkü konusu değildir diyor. Demek ki üç tanesini insanlar yapıyor, birini insan yapmıyor, doğal kendiliğinden oluyor. Ama önce biz yukarıyı okuyalım. Zaten beşeri coğrafyanın tanımını da vermiş. Beşeri coğrafya demiş, insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilim. Bakın kim yapıyormuş? İnsanlar. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler. Peki bakalım. Bölgelerde görülen iklim. İklimi gençler biz mi yaparız? Hayır. Kim tarafından yapılır? Kendiliğinden olur gençler. İklim doğaldır. Bakın iklim insanlar yapmazlar. Peki insanların geçim kaynağı. Mesela tarım yapmak, ulaşım yapmak, işte ne bileyim sanayi yapmak e bu insanlar tarafından yapılır. Tarım faaliyetleri zaten insan yapar. Bölgelere göre nüfus dağılışı. Nüfus ne zaten? insan sayısı demek. E o da insan ama iklimi insan yapmaz. Doğaldır gençler. O yüzden cevabım A. 12'ye geldim. Buna göre öğrencilerin ilk olarak hangi basamağı yapması lazım? Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerin bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma yapmalarını istemiş. Bilimsel araştırmaların gençler 5 tane basamağı var biliyorsunuz. İlk basamağı bize sormuş. İlk basamak siz bir araştırmaya başlamadan önce ilk olarak ne yaparsınız? Tabii ki araştıracağınız şeyi belirlersiniz gençler. Yani konuyu önce seçmemiz lazım. O yüzden konumuzu seçeceğiz bakın. E, düşünün 5 basamağın ilkinde konuyu belirlemek olmazsa neyi çalışacağız? Hangi ödevi yapacağız? Belli olmaz. O yüzden ilk önce neye bakıyoruz? Araştıracağımız konuya bakıyoruz çocuklar. O yüzden cevabımız A. Ee, evet, bakın cevabımız A olacak. Son ne olacak gençler? Son adımda e, tabii ki rapor ve e, kaynakçayı hazırlamak, raporu sunmak olur bakın. Ama burada ilk dediği için cevabımız konuyu belirlemek olacak gençler. 3 13 şey, ile 16'ya gidiyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Anayasamıza aykırı bir durum. Bakın, anayasamıza aykırı. Aykırının altı şöyle çizelim. Aykırı bir durummuş. Anayasamızın 64. maddesine göre devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçıların korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbiri alır. Devlet anayasada söylemiş neyi korulmuş? Sanatçıyı ve eserini korulmuş. Hangisi buna aykırıdır diyor. Bakalım. Yeni bir eserin patentinin alınması. Patentin alınması gençler iyi bir şey. Zaten anayasada da böyle bir hakkımız var patenti almak. E bu aykırı değil anayasaya. Eser sahibinin telif hakkını kullanması. Evet eser sahibi kendi telif hakkını kullanır. Aykırı bir şey yok. Başka birisine ait kitabın korsan olarak basılması. Oo, yok gençler korsan olarak basılması anayasaya aykırıdır. Niye? Çünkü benim yaptığım şu kitabı benden habersiz benden izin almadan gidip korsan olarak gençler fotokopisini çekip dağıtırsanız benim emeğim boşa gider. Bana yazık olur bakın. Ve anayasada bir insana gençler e, yaptığı emeği boşuna çıkarmak sizce öyle bir hak verir mi insanlara? tabii ki vermez. O yüzden C. Peki bakalım D, D aykırı bir durum var mı? Yeni fikirlerin uluslararası alanda da korunması. Yok fikirlerin korunmasında bir olumsuzluk yoktur çocuklar. Ama başkasına ait kitabı korsan olarak çoğaltıyorsanız, basıyorsanız o tabii ki yasak. 16. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insana ait bir özellik? Nitelikli insan. Ama bakalım bu nitelikli insan kimmiş? Aynı mesleğe sahip insanların bir kısmı diğerlerinden daha verimli çalışabilmektedirler. Yaptığı işin hakkını veren, verimli insanlara, nitelikli insanlardır. Bakın, yaptığı işin hakkını veren demek ki alanında uzman, iyi çalışan, bilgili insanlara biz nitelikli insan diyoruz. Hangisi onlara ait bir özellik? Bakalım. İyi eğitimli olmaya gerek duymazlar. Yok gençler, nitelikli insan olmak için iyi eğitim almaya e, tabii ki gerek duyarız ve alırız. B. Zamanı, kaynakları ve veri, emeği israf etmez. Evet gençler, nitelikli insan, bilinçli insan zamanını, kaynağını, emeğini israf eder mi? Tabii ki etmez. Bu doğru. C'ye bakalım. Sahip oldukları bilgiyi geliştirme ihtiyaç duymaz. Ama gençler öğrendiklerimizi geliştirmezsek nitelikli olur muyuz? Tabii ki olmayız. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmede isteksizdir. Ama görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen birine biz bilinçli insan der miyiz? Hayır demeyiz. Ama zamanı, kaynakları ve emeği israf etmeyene biz nitelikli insan deriz sevgili çocuklar. Hemen diğer soruya geçiyorum. 14 ve 17. Evet 14. sorudan gençler ee, devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki, aşağıdaki yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması beklenir? Hangisinde büyükbaş hayvancılık yaygın olur diyor gençler. Önce bakalım hangi bilgi vermiş bize. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin dağılımında yaz yağışlarının fazla olması. O zaman büyükbaş hayvanların olduğu yerde yaz yağışları fazla olacak. Bitki örtüsü gür, çayır ve meralardan oluşacak diyor sevgili çocuklar. Yani yazın e, yağış olacak burada. E, bitki örtüsü gür ve çayır ve meralarda fazla olacak. Bakalım. İzmir'de gençler yaz yağış çok olur mu? Hayır. Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde bakın e, yazın çok yağış olmaz. Aydın'da olur mu? Yok. Zaten İzmir ile Aydın komşu ikiydi gençler olmaz. Bursa'da olur mu? Yok olmaz. Kar'sta olur. Niye? Çünkü Kar's ülkemizin doğusunda gençler çok yüksek bir yerde bakın e orada kışın yağan kar ne zaman eriyor İlk bahar ve yazın eriyor. Yazın eridikçe de gençler toprak sulanıyor o kar sayesinde e bunun sonucunda da bakın meralar oluşuyor yemyeşil oluyor çayırlar oluyor gençler bitki örtüsü bakın gürleşiyor. O yüzden büyük baş hayvancılık orada yapılır diyoruz. Peki 17'ye baktık. Sevginin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda hangisini seçer diyor. Bakalım veterinerlik mi seçmesi gerekiyor? Mühendislik mi? Tarihçilik mi? Doktorluk mu gençler? Sevgi sosyal bilimlere ilgi duyan bakın. Sosyal bilimlere ilgi duyuyormuş. Sözel yeteneklere sahipmiş. Geçmişi araştırmayı incelemeyi. Geçmişi araştıran, geçmişi inceleyen, sosyal bilim olan, sözel olan hangisi gençler? Tabii ki tarih olacak sevgili gençler. O yüzden cevabımız A ah, kolay bir soruydu. 18'e bakalım sonra 15'e gidelim. Tabloda yönetim biçimleri ve özellikleri verilmiş. Buna göre yönetim biçimlerinden hangilerine ait özellik yanlıştır diyor gençler. Yönetim biçimleri 1. Cumhuriyet demokrasi ile ilişkilendirilebilir. Halk söz sahibidir. Evet gençler cumhuriyette halk söz sahibidir. Halkı seçtiği yöneticiler halkı yönetirler. Teokrasi dinle yönetilen devlet demek. Ee, devlet yönetiminde dini kurallar etkili midir? Evet gençler teokraside de bu da vardır. Monarşi mono bir demek gençler. Halk yöneticilerini belli bir süreliğine seçer ama burada o bir kişi halk seçmez gençler. Babadan oğula seçilir monarşide. O yüzden buradaki bilgi yanlış olacak. Peki oligarşiye bakalım yönetim yetki yönetme etkisi bir grubun bir zümrenin bir sınıfın elindedir. Bu da doğrudur gençler. Aman monarşide kralı hükümdarı padişahı halk seçmez gençler babadan oğla seçilir. 15'e bakalım. Sağladığı gelirler sebebiyle bacasız sanayi olarak adlandırılan ekonomik faaliyet hangisi? Bacasız sanayi. Bacasız, bacası olmayan sanayi gençler. Bu bir terimdir bakın. Bu bir sözdür. Biz bunu kullanırız. Hangi alan için kullanırız gençler? Bacasız sanayi. Turizm için kullanılır gençler bu birazcık ezber soru bacasız Sanayi dediği Turizm niye Çünkü e, kirletmez bakın baca yok hava kirliliği olmaz kirletmez turist gelir gezer dinlenir para bırakır gider e, O yüzden bacasız Turizm şey bacası Sanayi turizme verilen isimdir gençler denizli olacak geldim 19'a yasama etkisi diyor gençler anayasamızda yer alan yasama etkisi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili Yasama gençler bakın yasa yapma. Yasama demek biz öyle öğretiyoruz çocuklar. Yasama yasa yapma demek. Yani yasa ne demek? Kanun demek gençler. Kanun yapmak, yasa yapmak demek. E, bakalım yasama etkisi kanun yapma. Evet A şıkkında bakın yasama gençler kanun yapma. Peki ülkemizde kim kanunları yapar, değiştirir veya kaldırır? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar sevgili çocuklar. Kanunları uygulama yürütme demek gençler bunları. E, biliyoruz. Bakın yürütme demek kanunlar uygulama, kanunlara uymayanları yargılama yargı yetkisi demek gençler mahkemeler yapar bakın kanunlar çerçevesinde ülkeyi yönetmek hayır gençler bu da değildir ama kanun yapmak bakın yasama yetkisidir cevabımız A olacak. 20'ye geldim biraz uzun bir soru bakalım şöyle birazcık daha indirebilirim. Evet şimdi görülüyor bakın. Ee, buna göre Türkiye'de kadın hakları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Kadınların hakları ile ilgili bir soru çocuklar. Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiş. Bakın Türk kadını 1930 yılında hangi seçimlere katılmaya hak etmiş? Belediye bu hakkı almış diyor. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçime hakkı. 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçime hakkı elde etmiş. Yani kadınlar 30'da, 33'te, 34 yılında gençler seçimlere katılma ve seçilme hakkını almışlar. Kadınlar Bulgaristan ve Fransa'da 1944 yılında, İtalya'da 1945'te, İsviçre'de 1971 yılında siyasi haklarını elde etmişler. Demek ki biz en son verdiğimiz hak 1934. Demek ki Bulgaristan, Fransa, İtalya ve İsviçre bizden sonra mı vermiş? Evet gençler. Yani biz onlardan önce mi kadınlara bu haklarını vermişiz? Evet. Hangisi söylenebilir bu durumla ilgili diyor. A. Ülkemizdeki kadın milletvekili sayısı erkeklerden fazla. de gençler benim kadınların e, kadın milletvekillerinin sayısının erkek milletvekillerinden fazla e, olmasını bilebilmem için bana şu an e, milletvekillerinin sayısını ve tablosunu vermesi lazım. Öyle bir tablo var mı? Hayır yok o yüzden A olamaz. B. Türk kadınının elde ettiği siyasi hak muhtarlık seçimleridir. Pardon Türk kadınının siyasi ettiği şey Türk kadınının elde ettiği ilk siyasi hak muhtarlık. Bakalım ilk siyasi hak 1930 yılında verilmiş. Hangi belediye seçimlerine verilmiş gençler? Muhtarlık 33'te verilmiş. O yüzden bu da yanlış. C. Türkiye'deki kadınlar tüm siyasi haklarını aynı tarihte almışlar. E ama hayır aynı tarihte. Bakın birini belediye hakkını 30'da Muhtarlık 33'te, genel seçimlere katılmada 34'te e, hepsini farklı yıllarda almışlar. D. Türk kadını siyasi haklarına birçok ülkeden önce kavuşmuştur. Evet gençler, bize verilen İsviçre, Fransa, İtalya ve Bulgaristan'dan önce mi almış? Evet gençler, önce almıştır diyoruz. Gittik şimdi diğerine. Şimdi 20. sorudan sonra 5 tane din kültürü geliyor gençler. Bakın şurada. E, yalnız e, şöyle diyor. E, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini okuyanlar ee, bu soruları yapacak. Okumayanlar e, bunların sonunda yani o din kültürü gençler e, bittikten sonra bu, bakın burada 25. din kültürü var bu bittikten sonra burada 5 tane sosyal sorusu onları yapsınlar diyor. Şimdi burada size şöyle bir ayrıntı veriyoruz. Bakın şimdi din kültürünün 21. sorusuyla bakın şunla sosyal bilgilerin 21. sorusunun cevabı aynı. Şık. Yani atıyorum e, şu üstteki şu sorunun cevabı aysa bunun da cevabı A'dır bakın. E bu bize bir avantaj sağlar mı? Evet sağlar. Diyelim ki din kültürüden yaptınız. Hocam ben din kültürü dersini okuyorum oradan yaparım dediniz. Baktınız ki soru zor gençler. Yapamadınız. Hemen aynı soruya geliyorsunuz. Hangisiyse mesela 21. soruysa 21'e geliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Buradan bulursanız zaten cevap aynı şık olduğu için e, e, emin olabilirsiniz. Mesela bakalım. Diyor ki bu bilgi de milli kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Konuşulan dil inanç, gündelik hayat ve toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı milli kültür oluşturmaktadır. Bakın konuştuğumuz dil, inanç, gündelik hayat ve toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı milli kültürü oluşturmaktadır diyor. Hangisi diyor milli kültürle ilgili hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Ekonomik faaliyetler etkilediğini. İyi de gençler ekonomik faaliyetler etkilenmiş midir? Var mı burada öyle ekonomiyle ilgili, parayla ilgili, üretimle ilgili, fabrika, sanayi, tarımla ilgili bir şey var mı? Hayır yok gençler. O yüzden bakın ne var? Dil var. İnanç var. Gündelik hayat var. Toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı var ama ekonomi, üretim bir şey verilmediği için bu yok. A. Peki B var mı? Oluşumunun uzun zaman aldığı bakın. Geçmişten günümüze diyor. E bakın geçmişten günümüze kadar gençler uzun zaman mıdır? Evet bakın. Birden fazla unsurdan oluşmuştur. Bakalım. Dil, inanç, gündelik hayat, ondan sonra yaşantı, milli kültür oluşturmuştur. Dört tane verilmiş. E dört birden fazla mı gençler? Evet. Nesilden nesile aktarıldığına diyor gençler. Geçmişten günümüze kadar geçirilmiştir diyor gençler. Geçmişten günümüze gelmesi için aktarılması lazım değil mi? Sürekli yeni nesillere aktarılması lazım. E bu da var. Ama ekonomik faaliyetleri etkilediği burada olmadığı için siliyorum. Şimdi. Burada söylediğim şey şu. Diyelim ki din kültürünü yapamadınız. Geldiniz buraya. Bunun cevabı A gençler. O zaman din kültürünün de cevabı ne? Adana bakın. Bunun da bakın cevabı Adana. Siz buradan karşılaştıra. Mesela biz okumadık ama artık biliyorum. Ben bu sorunun cevabı neymiş? Adana. Siz iki sorudan gençler hangisi kolaysa hangisini biliyorsanız onu işaretleyin. Zaten cevap aynı olduğu için en azından bu 5 soruyu böyle yapabiliriz. 22'ye geldik. Medine Sözleşmesi'ni vermiş. Medine Sözleşmesi'nin Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmış? Bakın Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacak ve inançlarını yaşamakta serbest. İnançlarını yaşamakta serbestlik verilmiş. Mülkiyet hakkı mülk demek gençler bir şey satın almak demek. E, yukarıda bir şey satın almak verilmiş mi? Hayır. Sadece Serbest yaşayacaklar inançlarını da serbest yaşayacaklarmış. Eğitim hakkı okul, medrese, öğrenci, öğretmenle ilgili e, bu da yok bakın. Din ve vicdan. Evet bakın burada gençler inanç var. E inanç dinle ilgili bir şey midir? Evet gençler o yüzden cevabımız C seyahat. Hayır seyahatle ilgili bir şey de verilmediği için cevabımız Ceyhan olacak. 23'e gelelim. Kaşgarlı Mahmut tarafından Abbasi halifesine sunulan Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser hangisidir gençler? Bu dört tane kitap İlk Türk, ilk Müslüman Türk devletleri zamanında yazılmıştır gençler. E, Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı da Divan Lügati Türk, bu da ezber bir soru gençler. E, ama cevabımız Divan Lügati Türk. Artık siz de biliyorsunuz. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Abbasi Halifesinin sunduğu Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış e, ve birçok e, Türk kelimenin de gençler anlamının bulunduğu kitap. E, Divan Lügati Türk olacak sevgili gençler. Zaten bir Türkçe sözlük kitabıdır. 24. Türkiye'de Zonguldak ve çevresinde çıkartılan demir çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılan maden. Biz gençler madenleri işlerken ne demiştik? Adınız Zonguldak, soyadınız taş kömürü olacak demiştik. Gençler bakın bu sınavda sorulmuş bakın taş kömürü. Adınız Zonguldak unutmayın. Soyadınız taş kömürü. E Zonguldak'ta hangisi varmış o zaman? Taş kömürü varmış sevgili gençler. O yüzden cevabımız C. Son soru 25 Hizmet diyor, ticaret, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi faaliyetlerin tüpünü kapsayan ekonomik sektördür. Gençler, hizmet sektörü neyi kapsıyormuş? Ticareti, yani alım satımı, ulaştırmayı, sağlığı, eğitimi ve güvenliği. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin hizmet sektörüne ait olduğu söylenebilir. Bakalım. Araba üretilen bir fabrikada işçi olarak çalışmak. Fabrika gençler ne ile ilgili? Sanayi ile ilgili. Bakın fabrika sanayi ile ilgili. O zaman bu değil. Gümes ve besi hayvancılığı ne ile ilgili gençler? Hayvancılıkla ilgili bakın adı üstünde. E bu da değil. Domates ve salça üreten bir tesiste üretici. Domatesten salça üreten bir tesis. E orası gençler bir fabrik olduğu için bu da sanayi. Tarıma dayalı bir sanayi. Burada tarım da diyebilirsiniz. Bir hastanede doktor olarak görev. Doktor gençler ne ile ilgili bakın. Getirdim getirdim getirdim. Ne ile ilgili? Sağlıkla ilgilidir. E, sağlık da hangi sektördeymiş zaten bize vermiş. Hizmet sektöründeymiş. O yüzden cevabımız denizde olacak sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar dinleyebilirsiniz, anlamadığınız soruları tekrar okuyabilirsiniz gençler. Öncesinde mutlaka durdurup sizler çözün veya yanlış yaptığınız soruları bir daha okuyun. Yapamazsanız buradan çözümünü izleyin. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı lütfen ihmal etmeyin, unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın sevgili çocuklar.